Beyaz Sayfa. Bir Gönül İnsanı Portresi. Gönül insanı, ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanıdır. Onun derinlik ve enginliği, bilgi ve muktesebatıyla değil, gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbeti itibariyledir. Ona göre bilgi adına ortaya atılan ilimlerin kıymeti, insanı hakikate ulaştırmada rehberliği ölçüsündedir ve yine ona göre varlık, eşya ve insan gerçeğini anlamamıza yardım etmeyen malumatın ve hele pratik yararı olmayan nazari bilgilerin hiç mi hiç önemi yoktur. Gönül insanı, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, kin, nefret, hırs, haset, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tam bir tevazu ve mahviyet abidesidir. O her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan bir diğergam, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanıdır. O, durdurak bilmeden sürekli koşar. Hakka yürüyenlere yürümenin adabını öğretir. İç dünyası itibariyle her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanar ve yanarken de asla gam ishar eylemez. Eğleyip ayarı ahına agah kılmayı düşünmez. Her zaman içten içe yanar ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfler. Gönül insanının hedefinde hep öteler türlenir durur. O, hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan öyle bir iman insanıdır ki, matlubuna ulaşacağı ana kadar hep bir küheylan gibi koşar. Koşarken de herhangi bir beklentiye girmez. Gönül insanı öylesine içten bir hakikat eridir ki, oturup kalkar sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünür ve onun hatırı söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularından, isteklerinden vazgeçebilir. O herkese sinesini açar, herkesi şefkatle kucaklar ve toplum içinde hep bir siyanet meleği görüntüsü sergiler. Ne var ki Allah'tan başka kimseden de bir şey beklemez. Tavırları, davranışları itibariyle herkesle uyum içinde olmaya çalışır. Hiç kimseyle cedelleşmez. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemez. Zaman zaman kendi içtihatları, kendi düşünceleri ve kendi mesleğine, meşrebine göre bir kısım tercihlerde bulunsa da, katiyen başkalarıyla rekabete, sürtüşmeye girmez. Aksine dini, ülkesi, ülküsü adına hizmet eden hemen herkesi sever. Bütün olumlu faaliyetlerden ötürü herkesi alkışlar. Alkışlar ve hem onların anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterir. Gönül insanı kendi gayret ve aktivitelerinin yanında Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetine de fevkalade önem verir. Her hareketinde tevfike mazhar olma yollarını araştırır. Kur'an'da Allah'ın inayetine vesile sayılan birliğe, beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterir. Hareket çizgisi doğru olan hemen herkesle müşterek bir iş yapmaya koşar. Dahası böylesine bir vifak anlayışı adına çok defa kendine rağmen bir yol izler. Birlikte rahmet olduğunu, ihtilaf ve iftirakla bir yere varılamayacağını düşünür. Alabileceği herkesin himmetini yanına alır ve hep ilahi inayet sanatlarına açık durmaya çalışır.
gönül insanı, bir hak aşığı ve hak rızası sevdalısıdır. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerini onun hoşnutluğuna bağlar. Onu memnun etme yolunda öylesiye bir hırs gösterir. Ve böyle bir hedefe ulaşmak için de bütün varını feda edebilir. Dünyevi uhrevi her şeyden vazgeçebilir. Gönül insanının düşünce dünyasında benim yapmam, benim başarmam, benim sonuçlandırmam gibi merdut mülahazaların asla yeri yoktur. O yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendi yapmış gibi memnun olur. Onların başarılarını kendi başarıları sayar ve arkalarında yürür. Öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakır. Dahası iman ve insanlığa hizmet yolunda başkalarının kendinden daha başarılı, daha liyakatli olabileceklerini düşünerek onlara daha rahat hareket etme ortamı hazırlar, sonra da bir adım geriye çekilip insanlardan bir insan olarak yoluna devam eder. Gönül insanı her zaman kendiyle yaka paça ve kendi ayıplarıyla meşgul bulunduğundan kimsenin eksiğiyle, gediğiyle uğraşmaz, uğraşamaz. Başkalarıyla uğraşmak bir yana, her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyerek onları daha yüksek ufuklara yönlendirir ve herkese bir hüsnü misal olur. İnsanların ayıplarına, kusurlarına göz yumar. Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verir. Kötülüklerini iyilikle savar. Ve 50 defa rencide edilse de bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmez. Gönül insanı hayatını iman-ı kamil yörüngeli ve ihlas donanımlı yaşamayı en birinci mesele bilip, duyguları, düşünceleri ve davranışları itibariyle öylesine hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eridir ki, bütün dünya ve masivayı ona verseniz, yine de onu katiyen hedefinden döndüremezsiniz. Hatta cennetlerle bile ona yol ve yön değiştiremezsiniz. Gönül insanı, aynı yolda yürüyüp, aynı mefkureyi paylaşanlarla asla rekabete girişmez. Onlara karşı katiyen kıskançlık duymaz. Aksine onların noksanlarını giderir, eksikliklerini tamamlar ve onlara karşı hareketlerinde hep bir vücudun uzuvlarından herhangi bir organmış gibi davranır. Tam bir İsa ruhuyla makam, mansıp, paye, şöhret, nüfuz, müessiriyet gibi maddi manevi hemen her konuda yol arkadaşlarını öne çıkarır ve kendi gerilerden gerilere çekilerek onların başarılarının dellalı gibi davranır. Mazhariyetlerini alkışlar ve muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılar. Gönül insanı çok defa kendi yol ve yöntemine bağlı kalıp bütün faaliyetlerini şahsi mizaç ve mezakı çizgisinde götürse de başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı hep saygılı kalmaya çalışır. Paylaşmaya, beraber yaşamaya açık durur. Oturur kalkar, aynı mefkure insanlarıyla müşterek hareket etme yollarını araştırır. Müşterek projeler geliştirir ve ben yerine bizi ikame etme gayreti gösterir. Dahası, başkalarının mutluluğu yolunda rahatlıkla kendi saadetini feda edebilir. Ve bunları yaparken de kimseden herhangi bir teveccüh beklemez. Hatta böyle bir beklentiye girmeyi kendi hesabına bir sukut sayar. Sayar da yılandan çıyandan kaçtığı gibi önde görünmekten, namdan, şandan kaçar ve unutulma murakabesine dalar. Gönül insanı kimseye tecavüz etmez. Saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmaz. En kritik durumlarda bile hep itidali demle hareket eder ve ne olursa olsun bir gönül eri olmanın gereklerini tamı tamına yerine getirmekten asla geri durmaz. Her zaman fenalıklara karşı iyilikle mukabelede bulunur. Kötülükleri kötülerin işi sayar ve bir iyilik abidesi gibi davranır.
gönül insanı hayatını Kur'an ve sünnet çizgisinde hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşar. Benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte bulunur. Kendine nispet edilen güzellikleri, her şey ondan deyip gerçek sahibine verir. İradeye vabeste işlerde de her zaman benden kaçar, bize sığınır. Gönül insanı hiç kimseden korkmaz. Hiçbir hadise karşısında telaşa kapılmaz. Allah'a dayanır, sa'ye sarılır, tevfike ram olur ve doğru bildiği şeylerden asla geriye durmaz. Gönül insanı kimseye gücenmez. Hele hakka dilbeste olanlara katiyen kırılmaz. Yol arkadaşlarını herhangi bir fenalık içinde gördüğünde onlardan uzaklaşmaz, perdeyi yırtmaz, onları utandırmaz. Utandırmak bir yana, böyle bir fenalığı gördüğünden ötürü büyük bir hata işlemiş gibi kendini kınar ve kendine sorular yöneltir. Gönül insanı, müminlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı onlar hakkında suizanda bulunmadan kaçınır, görüp duyduğu şeylere iyi yorumlar getirir ve katiyen olumsuz mülahazalara girmez. Gönül insanı, hareket ve faaliyetlerini bu dünyanın bir ücret yeri değil de bir hizmet mahalli olduğu mülahazasına bağlar. Ve her zaman memur bulunduğu sorumlulukları fevkalade bir disiplin içinde yerine getirir. Netice ve sonuçla meşgul olmayı da hakka karşı bir saygısızlık sayar. O, dine, imana ve insanlığa hizmeti hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilir ve ne kadar büyük işler başarsa da bundan nefsi adına maddi manevi herhangi bir paye çıkarmayı hiç mi hiç düşünmez. Gönül insanı ne düzeninin bozulmasından yeise düşer ne de bütün insanların ona karşı olmasından dolayı sarsıntı yaşar. Bu dünya darılma dünyası değil, bir dayanma alemidir diyerek dişini sıkar, sabreder. Maruz kaldığı durumlardan kurtulmak için de alternatif çıkış yolları arar ve en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üreterek hep azm-ı ikdamda bulunur. İnsani değerlerin hor görüldüğü, dini düşüncede kırılmaların yaşandığı, her taraf başıboşların gürültüleriyle inlediği günümüzde başka bir şeye değil, bu kabil gönül insanlarına hem de hava kadar, su kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha hatırlatıp bu faslı da noktalayalım.